Şeytana Allah'a sığınırım. Görmedin mi ki Allah nasıl bir örnek vermiştir? Güzel bir söz, güzel bir ağaç gibidir ki onun kökü sabit, dalı ise göktedir. İncil'de de buna benzer, bu ayete benzer, buna benzer değil mi Allah versin, bu ayete benzer bir açıklama var. Rabbinin izleyi her zaman yemişini verir, Allah insanlar için örnekler verir, umulur ki onlar öğüt alır düşünürler. Şeytandan Allah'a sığınıyorum. Kötü murdar söz ise kötü bir ağaç gibidir. Onun kökü yerin üstünden koparılmış, kararı yerinde durma, tutma imkanı kalmamıştır. Kökü koparmış. Allah iman edenleri dünya hayatında ve ahirette sapasağlam bir sözle sebat içinde kılar. Zalimleri de şaşırtıp saptırır. Allah dilediğini yapar. En özetiyle vereyim. Eğer Kur'an'a tam tabi olursanız doğru yolda olursunuz ya Allah. Yani burada anlatılan olur. Ama kendi kafanızı, hevanıza göre giderseniz çok fazla ihtimal üstünde duracağınız için sapıtırsınız diyor Allah. Yani önü sonu gelmez. Çünkü insanın beyni sonsuz düşünme kabiliyetine sahip. Perişan olur. Yani kararsız olur. Kararsızlık içinde bocalar. Bir türlü doğruya karar veremez. Yani mesela seveyim mi, sevmeyeyim mi? Doğru mu söyleyeyim, yalan mı söyleyeyim? İyi mi yapayım, kötü mü yapayım? Yani perişan eder bu. Allah işte sabit tek bir anayasaya, imani bir anayasa meydana getirmiş Cenab-ı Allah. Herkes ona uyduğunda sorun toplum kalacak. Huzur içinde oluyor, güzel oluyor. Mesela herkes doğru söylüyor. Herkes sevecen oluyor. Herkes merhametli oluyor. Herkes cömert oluyor. Toplumun tamamı mükemmel oluyor. Öbür türlü anarşi oluyor. Mesela biri cömert oluyor, biri pinti oluyor. Doğru. Biri yalan söylüyor, biri doğru söylüyor. O zaman şimdi yalan söyleyenle doğru söyleyen karşılaştığında yalan söyleyen sürekli mağdur durumda kalıyor. Doğru söyleyen de mağdur durumda kalıyor. İkisi de eziliyorlar. Ama herkes doğru olduğunda herkes mutlu olmuş olur. Yani toplum düzenini meydana getirmiş oluyor Allah. Bizi yaratırken Allah, yani nasıl haşa benzetmek gibi olması, ilaçlarda prospektüs vardır yanında kullanışı. İşte dünyanın da yanında, dünyanın nasıl kullanılacağını Allah bize Kur'an'la göstermiş oluyor. Yoksa Allah sevgisinin insanı baştan derde sokuyorlar. İşte bin dünya harbini çıkarttılar, ikinci dünya harbini çıkarttılar. Faşizmi, komünizmi çıkarttılar, mahvettiler insanları. İşte darinizmi, materyalizmi çıkarttılar, insanları inançsız ateist yaptılar ve insanlar bunalıma girdi. Sonunda ekonomik kriz meydana geldi dünyada. Bakın şimdi Avrupa'da müthiş panik var. Yani ekonomik kriz durdurulamıyor. Ya yani yangın gibi. Kökeninde yine Kur'an ahlakına uymama vardır. Ve bir türlü çözüm bulamıyorlar.